Herkese selam dostlar. FIFA kariyer serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Wolverhampton kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü bölümle karşınızdayım. Evet, önceki bölümde ne yapmıştık? Kısaca bir onu hatırlayalım. Premier Lig'in 5. haftasına kadar oynamıştık. Ve bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Avrupa Ligi maçlarımız sonunda başlıyor. İlk maçımız Braga ile. Bu bölüm Braga maçıyla başlayacak yani. Ardından lig maçımız Crystal Palace. Ve Karabağ Kupası'nda Bournemouth'la karşılaşacağız. Bournemouth maçını simüle edeceğim. Ve diğer maçımız Watford ile. Bölümümüzün son maçı ise Beşiktaş'la olacak arkadaşlar. UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ikinci maçımızı Beşiktaş'la oynayıp bu bölümü bu şekilde bitireceğiz. Evet, şimdi ligdeki durumumuzu hatırlayalım. En son bölümde ne olmuştu? Son bölümde Chelsea'yi yenerek Chelsea'nin üzerine çıkmıştık. Son durumda 5. sıradayız 10 puanla. 5 maçta 10 puan, yani maç başı 2 puan ortalamamız var. Liverpool 5'te 5 gidiyor. Manchester City 5 maç 12 puan. Şimdi Premier Lig istatistiklerimize baktığımız zaman gol krallığında Tottenham'ın Lucas Moura 4 maçta 5 gol atmış. Pardon, 5 maçta 4 gol atmış. Şu an gol krallığında Lucas Moura önde gidiyor ve Roberto Firmino 2. sırada. Yine 5 maçta 4 gol ile bizden bakıyorum oyuncu var mı diye ama Raul Jimenez var. Evet, 20. sıradayız ama. Jimenez 5 maçta 2 gol atmış ve 20. sırada. Şimdi şöyle asist krallığına bakalım. Oo, Liverpool'un oyuncuları coşturmuş asist konusunda. Mane, Salah ve Wijnaldum asistleri döktürüyor. Bakalım bizden Tonali var. 5 maçta 2 asistle Tonali 10. sırada. Gol yenmeyen maç olarak da De Gea 5 maçta 4 gol yenmeyen maçı var. Sadece 1 maçta gol yemiş. Rui Patricio bizim kalecimiz ise 4. sırada 5 maçta 2 gol yenmeyen maçı var. Fena değil. İlk 5'e girmiş yani sonuçta kalecimiz. Evet, bu bölüme Braga maçıyla başlayacağız. Avrupa Ligi'ne bu maçta adımımızı atacağız. Bakalım neler olacak. Tasarımı çok iyiymiş lan Braga'nın forması. Evet, Avrupa Ligi'nin ilk maçıyla karşınızdayız. Mükemmel bir futbol akşamı. Bugün Molina Stadyumunda kendi evimizdeyiz. İki takımın oyuncuları sahada. Taraftarlarımızın koreografilerini görüyorsunuz. Wolverhampton taraftarı takımına tam destek olarak doldurmuş vaziyette stadyumu. Matheus kalede. Tanıdığım isim var mı? Ricardo Horta. Hemen geçti tabi. 5 defansla karşımızdalar bugün. 5-2-3 taktiğiyle Braga sahada. İnanılmaz bu 5 savunmayı açmamız biraz zor olacaktır. Cutrone'nin vuruşuyla maça başlıyoruz. Başarılar çocuklar. Mutlak galibiyet parolasıyla yine sahadayız. Maça hızlı başlamak istedi Tonali. Forsberg açtı önünü. Forsberg, mükemmel bir gol. Dakika 4, gol 1. Açılışı yaptı Wolverhampton. Hızlı başlamak istiyoruz dedikten hemen sonra golü bulduk. Maça golle başlamamız rakibin morali açısından mükemmel vurmuş gerçekten. Forsberg plaseyi sağ ayağıyla kalecinin soluna. Matheus çıkaramıyor bu zor topu. Ve topağlarda 1-0 öndeyiz. Dakika 4. Korner kullanacak şimdi Braga. Açtı ortayı Doherty. Bravo. Şimdi bir hızlı atak yapabilir miyiz? Emil Forsberg. Emil Forsberg şimdi mükemmel bir top attı. Adama Traore. Traore girdi. Traore yerden. Ah be, keşke şut çekseydim. En arkası bomboş. En arkayı tutun. Jonathan. Bravo Tomori. Tomori ve Çağlar ikilisi savunmada gayet etkili. Müller sakladı topu. Attı kanada. Doherty. Dokun oğlum. Emil Forsberg'in ikinci golü. Wolverhampton için çok rahat bir maç oluyor. Burada Müller'in pası. Doherty baktı arkadaşların dağılımına, ortaladı ve Forsberg.
Doherty top oynanında soğukkanlı hareketler. Wolverhampton savunmasında Tomori pas hatası geldi. Galeno. Galeno'nun ortası çalar. Bravo Patricio. Forsberg. Topu hala Forsberg'de. Bravo. Cutrone. Cutrone döndü. Cutrone. Çok az farkla out'a gidiyor top. İzliyoruz. Çok iyi vurmuş. Of. İyi vurmuş harbiden. Podens şık bir pas derken ilk yarının son düdüğü geliyor. İkinci yarı Braga'nın vuruşuyla başladı. Daha fazla gol atmak istiyoruz bu maç. Forsberg. Adama Traore mükemmel geçti. Adama Traore en arkaya Podens. Korner. Dakika 67'yi gösterirken 2-0'lık üstünlüğümüz sürüyor. Cutrone. Forsberg'den şık çalımlar. Şimdi Müller. Top kaybı. Patricio'nun vuruşuyla bir kez daha başlıyor oyun. Oha. Uçan kafa. Cutrone çaldı topu. Cutrone ne yaptın? Ortası bomboş. Müller, Forsberg, hat-trick geliyor. Emil Forsberg 3. golü bugün. Bütün goller Forsberg'den geldi bugün. Müller çok iyi gördü içeriği. Forsberg'den bitirici vuruş. Fark 3'e çıktı. Emil Forsberg hat-trick'ini yapıyor. Takımca iyi oynuyoruz. Top oyunundan çıktı. Bu arada değişiklik yapmayı unuttuk hemen. Forsberg'i alkışlatmak için çıkartıyorum oyundan. Giuliano girsin. Jota ve Gibbs White. Jota yerine Paulinho'yu alalım hatta. Gibbs White. Top kaybı geldi. Bravo Tomori. Müller bir pas düşüncesi geçmiyor. Artık son anlar maçta. Bitmek üzere. Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetimizi alıyoruz. Bravo. Braga'yı 3-0'la geçtik. İşte Emil Forsberg. Maçın adamı. Evet, oyun bug'ını görüyorsunuz şu an. Forsberg yerine undefined yazıyor. Maç sonu röportajına geçelim. Rekabet iyidir dedi diyelim. Giuliano'nun neden oynamaması hakkında soru gelmişti. Forsberg müthiş bir performans diyelim. Gerçekten 3 golle daha rekabetçi bir maç olmasını mı bekliyordunuz? Meydan okuma değil diyelim. Bizim için pek zor bir mücadele olmadı. Avrupa Ligi'nde ilk maçımızı galibiyetle kapatıyoruz. Bu arada Paulinho, oynamamak beni hayal kırıklığına uğrattı hocam. Patron sizsiniz ama oynasam iyi olur diye düşünüyorum. Sıkı çalışmaya devam et diyelim. Çocuk adam, bozma moralini. Senin de oynayacağın günler gelecek elbet. Avrupa Ligi'ndeki gruba bakmak istiyorum. Evet, Beşiktaş da ilk maçını kazanmış. Beşiktaş'la birlikte 3 puandayız şu an. Tabi averajda biz öndeyiz. Grubun ikinci maçı Beşiktaş'ta olacak. Premier Lig'e kaldığımız yerden devam edelim. Bu maç basın toplantısı vermeyeceğim. Direkt maça geçiyorum. Crystal Palace maçında sizlerleyiz. Crystal Palace'ın ilk 11 görüntülerde Guaita kalede. Gary Cahill. Tecrübeli bir isim, tanıdığımız. 5 orta sahalı. 4-5-1 formasyonuyla. Sahada bugün Crystal Palace. Evet, Kaptan Müller görüntülerde. Maça Palace başlıyor. Başarılar çocuklar. Wilfried Zaha. Çok yetenekli bir futbolcu Zaha. İzlemekten zevk aldığımız isimlerden biri. Bugün rakipte.
Sezon başında transfer listemde de olan bir futbolcuydu. Ama tercihimizi farklı oyunculardan yana kullandık. Şimdi Şulop. Şulop çekti inanılmaz. Ve 1-0 öne geçiyor. Crystal Palace şok bir gol oldu. Şok bir gol oldu Wolverhampton için. Biraz pazara gitti Çağlar burada. Patricio çaresiz. Şulop'un golü. Dakika 5'te geriye düşmemiz hoş olmadı. Şulop. Şulop'un ortası Patricio. Baskılı başladı Crystal Palace. Şimdi kanada oynadık. Diego Jota iyi sıyrıldı. Diego Jota at Müller'e. Müller 1-1'e getirdi durumu. Müller. İşte burada Jota mükemmel sıyrıldı ve asisti. Müller gerçekten iyi vurmuş bu kez. İşte gol. Kaleci çaresiz. Baron Hoca sevinçli. Pas hatası geldi tekrar. Bravo Jota. Forsberg. Müller gönderdi. Raul Jimenez vurdu direkt. Her bölüm bir tane var ya, her bölüm var bir tane. Her bölüm bir direğimiz var yani, ben alıştım artık. Artık sinirlenmiyorum bile. Alıştım çünkü. Forsberg, uzaktan deneyecek. Forsberg. Kötü vurdu dakika 45'te. İkinci yarıya başladık. Paulinho. Paulinho sıyrılamadı rakibinden. Vinagre gönder. Bravo. Hadi Jota. Gidersin oğlum. Jota. Ah be. Rakip etkili geldi şimdi. Atamayana atacaklar mı yoksa? Hayır. Etkisiz bir vuruş Benteke'den. Şimdi Benteke'den savunma arkasına inanılmaz bir top. Çıktı Areola. Zaha vurdu Patricio. Rakip etkili geldi. Bir anda kontratak, hiçbir şey yapamadık. Dakika 75. Tonali. Müller. Müthiş çalım. Müller vurdu gol ve sonunda. Thomas Müller. İhtiyacımız olan gol geldi 76. dakikada. İşte gol. Çalım. Girdi içeriye ve harika bir gol. Bravo Tonali. Müller harika bıraktı şimdi. Cutrone. Cutrone karşı karşıya. Cutrone vurdu. Gaita. Atsaydık çok rahatlayacaktık. Son dakikalarda. Şu son saniyeleri iyi savunmamız lazım. Galibiyet serimizi 4 maça çıkarıyoruz. Crystal Palace maçıyla birlikte. Hemen antrenmanlarımızı da yapalım. Jota A alıyor. Şimdi ilerleyelim. Karabağ Kupası'nda Bournemouth maçımız var. Ama bu maçı ben simüle edeceğim. Bakalım. 2-1 kazanıyoruz. Güzel. Sakatlık yok. Herhangi bir kaza bela yok. Mane 5 gol atmış. Hangi maç lan bu? Abi ne yaptın ya? 5 gol de nedir ya? Watford maçı için ilk 11'de biraz değişikliğe gideceğim. Yorgun olan oyuncularım var çünkü. Tomori gibi Dendonker ilk 11'de olsun. Sol bek. Jota yerine Paulinho ile başlayacağım. Juliano oynasın. Evet, maça geçelim bakalım. Molineux stadyumunda, kendi evimizdeyiz yine. Raul Jimenez görüntülerde. Ve onun vuruşuyla yine maça başlıyoruz. Haydi çocuklar. Gönder kanada.
Bastı topa Paulinho. Sola ile bir orta. Müller yine direk. Aman tanrım. Direklere devam ediyoruz. Adama Traore. Gönder dışarıya. Tonali. Adama Traore bastı. Traore geriye çıkarttı. Julian. Oo. Hakem avantajı oynatmadı. Bravo. Çok çok tehlikeli bir yerden. Free kick kazandık. Julian öyle bir deneyelim. Giuliano. Giuliano! Allah'ım yeter! Yine direk, yine direk, yine direk! Abi o girse ne gol olacaktı ya. Bu kaçıncı direkten dönen topumuz gerçekten sayamadım. Of! Uzaktan kapı. Avuta gidiyor top. Adama şimdi. Giuliano! Mükemmel top! Bu neydi lan? Bu nasıl bir vuru... Abi taca atsaydın yani Paulinho, kusura bakma da. Öyle olmaz kardeş, taca at taca. Out az oldu çünkü. Out az oldu. Gönderdi kanada. Welbeck, Danny Welbeck, Danny Welbeck! Çağlar! İnanılmaz bir yerde müdahale yaptı. Şimdi devam et. Bravo. Çağlar %100'lük golü çıkarttı çizgiden. Kanattan deneyecek şansını Watford. Bravo lan Vingare. İyi müdahale. Adamıza çarptı top Vingare. İyi pas Giuliano. Çok iyi bıraktı. Gol mü geliyor? 45 artıda. Gol geliyor mu? Paulinho yerden denedi. Çok net kaçtı yine. İkinci yarıya başladık. İsmail Asar çok hızlı, tutmamız lazım. Havadan bir top. Danny Welbeck. Yerden Dendonker. Uzaklaştıramadı. Tehlike devam ediyor. Delofu. Kötü vuruş. Çağlar. Direkt uzaklaştırdı topu ama kaybettik. Doucouré. Girdik araya. Oo, faul. Müller, Adama Traore, Raul Jimenez, forceback düşüncesi pas hatası. Çağlar yetiş ona. Çağlar! Aman tanrım Patricio! Çok iyi uzandı. Çıkartma topu. Bravo Doherty. Rakip de etkili geliyor şu dakikalarda. O nasıl bir pas lan? Hooks. Hooks iyi girdi içeri. Hooks. Yapma. Çağlar. Doğrudan penaltı. Çok sert girdi ya ama. Hadi Patricio. Haydi Patricio, direkten döndü. İşte bu ya. Bu kez bizden yana. Hep bizim toplarımız direkten dönecek değil ya. Bir kez de rakibin dönsün direkten topu ya. Son anlar artık maçta. Artık atmamız lazım bir gol. Offside mı? Yapma. Offside. Hoca... Bitirdi. Golsüz bitiyor maç. Rakibin de bizimle tehlikeli ataklarımız oldu ama Watford penaltı kazandığı halde bunu değerlendiremedi. Bizim de çok sayıda pozisyonumuz vardı ama gole çeviremedik hiçbirini. Beraberlikle ayrılıyoruz bu maçtan. Antrenmanlara devam ediyoruz. Jota 81 overall'a yükseldi. Gelişime devam ediyor. Güzel gidiyoruz. Şimdi Beşiktaş maçına geçmeden önce hemen bir basın toplantısı düzenleyelim. Takımınız bir galibiyet daha alabilir mi? Elbette.
Tabii ki. Gerekli kadroya sahibiz dedik. Kağıt üzerinde Beşiktaş Wolverhampton ile eşit yeteneğe sahip gibi görünüyor. Bu maçtaki yaklaşımınız ne olacak? Güzel bir soru. Beşiktaş hafife alınmamalı diyelim. Takımınız harika bir form grafiği çizdi. Bunu sürdürebilecek misiniz? Dikkatimizi dağıtmamalıyız diyelim ve takımımızın morali gördüğünüz gibi iyice yükseldi. Sarı formamızla sağda olun. Beşiktaş ise siyah formayla mı olsun? Beyaz formasıyla sağda olsun. Gökhan Gönül herhalde görüntüdeki. Şimdi son Avrupa Ligi'nde hat-trick yapan Forsberg'i ilk 11'de oynatacağım. Onun dışında Çağlar biraz yorgun ama sorun değil. Yine Cutrone'yi denemek istiyorum. Jimenez yerine Cutrone'yi aldım. Onun dışında yapmak istediğim bir değişiklik yok. Evet, bugün İstanbul'dayız. İşte Beşiktaş taraftarı, şanlı Beşiktaş taraftarı. Grup liderliğimizi sürdürmek istiyoruz Beşiktaş'a karşı. Mutlak galibiyet. Tabii ki hedefimiz. İstanbul'da güzel bir atmosfer var. Sağlam bir maç olacak. Evet, Sergen Yalçın'ın önderliğinde Beşiktaş'ın ilk 11'i 4-5-1 formasyonunda. Evet, maça Beşiktaş Burak Yılmaz'ın vuruşuyla başladı. Beşiktaş iyi başladı. Hayır lan. Uzaklaştır. Bravo. Diego Jota. Şimdi orta oynadık. Thomas Müller. Müller gitti adama Traore. Adama Traore bastı topa. Yerden Jota! Mükemmel gol. Beşiktaş iyi başladı dedik ama Wolverhampton ilk atağında 7. dakikada Beşiktaş'a karşı 1-0 öne geçiyor. Tavana zımbalamış resmen. Yok. Bravo Jota. 1-0 öndeyiz. Beşiktaş ikinci kez başlıyor maça. Hata geldi. Müller. Yine adama Traore'ye. Traore. Hadi Traore. Zımba! Oh! Girmedi. Traore nasıl kaçar bu? Burak Yılmaz. Aferin Çağlar. Müller. Adama Traore şimdi gider oradan. Haydi adama Traore. Sert bir orta yerden. Olmadı. Forsberg iyi döndü. Vurdurmuyor Atiba. Enkudu. Bravo. Doherty kaptırma. Lan! İnanılmaz hata geldi Wolverhampton savunmasından ama. Patricio kornere çeldi bu topu. Şimdi dikkat. Bravo. Alırsın önüne. Aferin Jota. Aferin Jota. Pazara gönderdi onu. Jota gidiyor. Jota sokuldu. Jota bastı topa. Hayır. Kaybetme. Kaptık topu. Hadi Forsberg. Müller'e. Müller. Müller'den top kaybı. Basın çocuklar, basın. Acımayın. Doherty. Orta uç lan. Vur. Cutrone. Cutrone en arkaya. Savunma uzaklaştırdı. El Neni. Beşiktaş'ı hapsettik savunmasına. Çağlar. Bravo. At önüne. Süper. Tonali.
Beşiktaş boğuldu şu dakikalarda. Forsberg güzel bir orta gol getirir. En arkadan vur. Oh be. Burak. Çağlar'la Burak karşı karşıya. Burak. Çağlar'dan sıyrıldı. Burak, Burak, Tomori. Çok iyi kapattı önünü ve ilk yarı bitiyor. Son pozisyonu iyi savunduk. İkinci yarıya Wolverhampton olarak başlıyoruz. Haydi çocuklar. İkinci gol için yükleneceğiz. Burak Yılmaz. Adem Lajic. Burak gönderdi kanada. Çağlar şimdi Zirkov'u kapatmaya çalışıyor. Orta geldi. Savunma. Kanada gönderdi topu Enkudu. Enkudu'dan Zirkov. Enkudu şık çalım. Enkudu'nun ortası aman. Korneri işaret ediyor hakem. Hutchison oyundan çıkartıyor. Sergen Hoca Olson'u aldı oyuna. Hayır. Bravo Duverti. Biz de değişiklikleri yapmaya başlayalım. Cutrone biraz etkisiz kaldı bu maç. Hemen Raul Jimenez alıyorum. Cutrone'nin yerine. Dakika 59'da bu değişiklikle oyuna devam edeceğiz. Enkudu. Verkaç yaptı. Enkudu etkili geldi şimdi. Ortası Vingare. Lens. İyi pas. Tomori orada. Çok hızlısın Tomori. Aferin. Tomori inanılmaz hata. Offside. Offside attı topu. Tonali. Raul Jimenez. Müller'i bekledik. Müller'i gördük. Müthiş pas. Thomas Müller vurdu. Loris kurtardı. Diaby. Çağlar var karşısında. Çağlar'ın müdahalesi başarılı. Derken inanılmaz hata. Of. Patricio gir araya. Tonali. Seken topu. Tonali kademeye girdi. Doğru yerde doğru zamanda. Elneny. Beşiktaş baskılı şu dakikalarda. Lens. Ortası Doherty. Aman aman Burak. Çağlar aferin. Elneny. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz iyi pas. Elneny offside yok. Top ağlarda. Elneny tek seviniyor lan Nick. Ha, adamı yalnız bıraktılar gol sevincinde. Ha, çok komik oldu ya. Adam tek başına sevindi lan. Hemen gol bulmalıyız. Hemen. Aferin. Adama Traore. Traore girdi. Traore yerden Jimenez. Ah be. Hayır, hayır, hayır. Patricio çık. Dik mi ama dik mi? Patricio'dan iyi yere. Bravo Podence. İndirdi de topu. Raul Jimenez. Ah be. Podence gir araya. Maçta son anlar. Diaby. Çağlar'ın müdahalesi. Korner. Abi bak son dakika golü istemiyorum sakın. Sakın Burak. Burak oha. Yok artık. Attı gole bak. İnanılmaz. Burak Yılmaz'dan jeneriklik gol. Abi yürü git ya. Burak'ın kariyerinde böyle bir golü mü var? Lan vuruşa bak. Adamın kafasını sıyırmış ya bizim. Şu pozisyonu bir detaylı incelemek istiyorum ya. Böyle bir şey olamaz çünkü.
Abi böyle bir vuruş var mı ya? Fizik kurallarına aykırı bir kere. Lan böyle bir vuruş mu var? Bacağa bak. Bacağa bak. Peki tamam her şeyi geçtim. Benim ön direkte duran adamın topu izlemesine odaklanır mısınız? Yani bak top kafasının şu mesafesinden geçiyor ve zıplamıyor. Allah aşkına dur. Bak şimdi. Topun geçişine bak. Abi kafasına çarpıyor zıplasa. Ulan zıplasan çıkartacaksın bu topu. Niye zıplamıyorsun? Buranın vuruşu. Abi yürü git ya. Buranın kariyerinde kaç tane böyle gol var ya? Yemin ediyorum yürü git ya. Adama faul. Hoca sakın bitirme. Sakın bitirme son şans. Sakın bitirme. Podence düşme oğlum. Podence vur! Vur lan! Korner. Son bir şansımız daha var. Hadi oğlum. Müller. Nereye açtın ya son ortayı? Yenildik. İstanbul'da hüsranla ayrıldık. Burak Yılmaz'ın golü gerçekten yılın golü olabilir ya. Evet. Habere bakar mısınız? Burak Yılmaz'ın vuruşunu koymuşlar nispet yapar gibi. Yılmaz son anlarda attığı dramatik golle dramatik çünkü bu vuruştan sonra bacağı koptu ve 8 ay sahalardan uzak kalacak. Bölümümüzün yavaş yavaş sonuna gelirken Premier Lig'deki son duruma bir bakalım. Manchester City hala namağlup liderliğini sürdürüyor. United tek mağlubiyetle devam ediyor lige. Biz de hala 5. sıradayız. 14 puan. Avrupa Ligi'nde durum ne? Avrupa Ligi'nde de tabii ki Beşiktaş üstümüze geçmiş oldu son galibiyetle birlikte. 2. sıradayız. Marsilya'yla 3 puanı paylaşıyoruz. Bu bölüm bu şekildeydi. 2 Avrupa Ligi ve 2 Premier Lig maçı oynadık. Beşiktaş'a gerçekten dramatik bir yenilgi aldık. Şimdilik bölüm biter. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Serinin devamı için like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.